Da merak ediyoruz hemen kendisine bağlanalım. Filip Kapital Yurt Eşi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan bizlerle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar. Selamlar Şerif Çok teşekkürler. Hoş geldiniz kardeşim. Şimdi enflasyon raporunun ardından piyasa biraz ikiye ayrıldı gibi. Birileri evet OVP'ye yaklaşması pozitif oldu dedi. Bir tarafta 3 ay içerisinde yine bir revizyon. Artık bu revizyon son olsun yorumunu yaptı. Siz nasıl değerlendirdiniz merak ediyoruz. <laughs> Birincisi tahminler e, Bu yıl için yapılan tahminler e, Artık yılın iki ayı kaldı Yani e, şu an e, bugün e, Ekim ayı enflasyonu açıklanacak Geriye Kasım'da aralık kalıyor ki muhtemelen Ekim ayına yönelik de Merkez Bankası'nın e, Bir tahmini vardır en azından İstanbul enflasyonunu bile Baz alsa yani bir puan altı bir puan üstü Zaten ortaya Bir rakam çıkıyor son iki ayda bu e, Beklentiyi çok büyük derecede etkilemez diye düşünüyorum e, 65 olur ya da üst bandı 68 68 olur e, bu bant içerisinde bir enflasyonu bu yıl göreceğiz orada e, bir sürpriz yok e, gelecek yıl tarafıysa ise OVP'de 33'te hatırlayacak olursanız bir önceki tahmin piyasa biraz daha üstünü bekliyordu 40 45 50 konuşanlar da vardı e, burada tahmin 33'ten 36'ya çıktı ama üst bantta 42'ye çıktı yani aslında ...42'ye kadar olacak bir enflasyonun hani merkez bankası beklentileri dahilinde olduğunu kabul etmek lazım. Belki birkaç puan da ilerleyen dönemlerde revizyon görebiliriz ama bu bölgelerde bir enflasyon görülecektir. Eğer bu seneyi biz 65-68 civarında tamamlayacak olursak ki öyle gözüküyor, gelecek yıl aslında enflasyonun kabaca bir 20 puan düşmesi çok sürpriz olmaz ya da biraz daha üzerinde. Neden? Çünkü çok ciddi baz etkilerimiz vardı. Yani o baz etkilerin devreye girmesiyle beraber ve seçimlerin de geride kalacak olmasıyla beraber yılın ikinci yarısında daha sıkı ve daha dengeli bir para politikası, maliye politikası izleyebiliriz ve e, bunun etkisini de görebiliriz. Burada e, sürpriz olan, asla, e, sürpriz belki e, demek de doğru değil. E, Ocak ayı enflasyonu, yani Ocak ayında enflasyon rakamlarını gördüğümüzde bir hayal kırıklığına uğramamamız lazım. Zaten bu yapılan tahminlerin içerisinde de bu var. Yani Ocak ayında çünkü çok ciddi ücret artışları göreceğiz. Kamunun yönettiği, yönlendirdiği fiyatlarda ciddi artışlar göreceğiz. Ve yine biz bir Ocak ayında yüksek bir enflasyon rakamı göreceğiz. Hani bunu görünce hemen bunu 12 aya yayıp işte 12 ay böyle gelirse enflasyon bu olur demek de bence çok doğru değil. Zaten Merkez Bankası Başkanı'nın sunumun içerisinde de bu var. Ee, o yüksek enflasyonun geleceği e, ve hatta enflasyondaki zirvenin işte Mayıs gibi görüleceği ve %75'ler civarına kadar çıkacağı vurgusu var. Şimdi Mayıs'ta %75 civarına geldiğimizi farz edelim. Ee, Haziran geçtikten sonra işte o e, geçen bu seneki daha doğrusu iki tane %10 civarında gördüğümüz enflasyon rakamı var. Şimdi baz etki istediğimiz olay şu. Yani biz e, son açıklanan e, enflasyon endeksini 12 ay önceki endekse bölüyoruz. Şimdi Mayıs'a geldiğinizde örneğin endeks diyelim ki 100 işte bir önceki yılın endeks rakamı 100 diyelim şu anda da mi? örneğin 175 oldu diyelim. 175 bölü 100 yapıyoruz ve %75'lik enflasyon rakamını buluyoruz. Ama %10'luk bir enflasyon olduğu için geçmiş ay, yılda bu sefer o 100, 110 olmuş olacak bir sonraki ay. Biz 175'i örneğin %3-5 arttırdığınızı farz edin. Bunu bu sefer yüze değil %10'a bölüyor olacaksınız. Yani paydadaki rakam hızlı büyüyeceği için otomatik olarak yıllık enflasyonu aşağı çekecek. Yani baz etki istediğimiz olay bu. İki ay bunun üst üste olduğunu göreceğiz. Yani birinde yüze böldüğümüzü bir sonraki ay 110'a böleceğiz. Bir sonraki ay onu da %10 arttırdığınızı artacak. Çünkü iki ay yaklaşık %10'luk rakam gördük. Bir sonraki ay payda 121 olacak. Yani buradaki paydanın hızlı büyüyecek olması o yıllık enflasyonun hesabında gelecek yıl bize 2 aylık süreçte çok ciddi manada enflasyonda bir gerilemeye imkan tanacak. Kaldı ki dediğim gibi orada... Evet, Üzeyir Bey şimdi bir soru soracağım. Bizim Alaattin Aktaş da benzer hesabın sizin söylediğiniz hesaba yakın yaptı. 75 değil mi zirve yapacağını söylüyor hükümet. Evet. Yani oradan aşağı. Peki yıl sonuna nereye geleceğiz? 36'ya. Şimdi <laughs> e, açıkçası Haziran Aralık ayında %11.9'luk bir artışla ancak bu hedef mümkünse bu da aylıkta aşağı yukarı Haziran'dan önümüzdeki yılın Haziran'dan aralığına kadar her ay ortalama %1.6 artışla ancak bu mümkün olabilecek hesaplıyoruz. Sizin hesapta da örtüşüyor. Peki sorum şu ee, kendi açınızdan ve finansal pencereden baktığınız zaman e, ayda e, %1.6'lık artış ortalamasına gelecek bir e, düzen bizi bekliyor mu günümüzdeki yıl? Ya açıkçası orada şunu söyleyeyim. Hani dedim ya 36 olmaz. İşte üst band 42. Belki 1-2 puan da sapması olur diye. Yani burada biraz daha piyasa üst banda yakın. Yani Merkez Bankası'nın o belirsizlik aralığı dediği yer 36'ya 42 kullanıyor. O biraz daha belki üst band kullanılabilir. Yani onun 1-2 puan üstü altı olabilir. Yani Orayı belki referans almak daha doğru. Şu ana kadar çünkü biraz Rakamlarda daha... Üzeyir da. Bey bu kadar yüksek rakamlar, 3-5 puanı da lütfen şeyini yapmayalım, pazarlığını yapmayalım. <laughs> Keşke Aynen. sizin dediğiniz yani, gibi olsa da o aralıklara kadar tahminlerimiz hassasiyet sapması gösterse. Muhtemelen. Yani şey de dediğim gibi belki birkaç puan da üzerinde çıkar ama o üst banda yakın e, piyasanın çalıştığını e, evet. biliyorum. Yani... E, tahminlerde e, genellikle üst band ve üst banda belki 1-2 puan daha işte şey payıyla hata payıyla o şekilde bir e, 2024 çalışması piyasada yapılıyor. E, Birçok tahminlerde de bunun etkilerini görüyoruz aslında. Hani biz burada biraz daha belki şey de Merkez Bankası'nın e, piyasa katılımcılar anketini de belki burada referans olarak da kabul etmek lazım. Yani orada da baktığınızda e, hatta dün e, bir manşet kargaşası oldu. Belki sizler de fark etmişsinizdir. Merkez Bankası Başkanı sunum esnasında hani piyasada 2024 için 40.9 beklenti var gibi bir cümle kullandı. Beklenti bu yönde diye. Sanki o Merkez Bankası'nın beklentisiymiş gibi birçok basın kuruluşunda da Merkez Bankası 2024 için 40.9 enflasyon bekliyor gibi bir ibare kullanıldı. Aslında piyasada beklenen rakamlarda 3 aşağı 5 yukarı oralar yani biraz daha üstü biraz daha altı. Ee, ama sonrasında Merkez Bankası'nın kendi hedefinin 36 olduğunu gördük. Yani biraz daha üst bandı belki burada olasılıklar dahilinde görmek lazım. Yani ortayla üst bandı ee, bu band aralığı da bence hani dediğim gibi birkaç puan sapma da belki olabilir. Yani ama e, bu üst banda yakın yani ortayla üst bandın arasında bir yer. E, arzu edilirse e, enflasyonda o rakamlara gerilebileceğini düşünüyorum. Ki ben özellikle Mart ayından sonra daha sıkı bir duruşun e, maliye tarafında da e, devreye gireceği kanaatindeyim. Artı e, Merkez Bankası'nın şu ana kadar attığı sıkılaşma adımlarının etkilerini de biz e, belki de bu sıkılaşmanın ilk tamamlanma süreci Aralık ayı olacak. Aralık ayında ulaştığımız sıkılaşmanın etkilerini biz gelecek yıl hazirandan sonra daha net bir şekilde göreceğiz. Yani o parasal sıkılaşmanın da gecikmeli etkileri bir 6 ay en azından başlıyor. Yılın ikinci yarısı bence e, hani çok karamsar olmamak lazım. Yani bugünkünden daha iyi bir tabloyu bence e, gelecek yıl görebiliriz. Buna olanak olduğu kanaatindeyim. Ama Ocak ayı dediğim gibi e, biraz böyle yine kantarın topuz enflasyon tarafında kaçabilecek bir ay olacak. Çünkü her şey orada olacak. Ücretler işte e, kamunun yönettiği yönlendirdiği fiyat artışları vesaire. Orada morali bozmamak lazım. Biraz orada e, yüksek rakamları göreceğiz yine. Teşekkür evet, ediyoruz Zehra. ve teşekkür ediyoruz İhtiyatlı katteniz. imserliğiniz de. <laughs> i̇nşallah beni ihtiyatlı kötümserlikten biraz beri alıkoyabilir. <laughs> Umarız dediğiniz olur. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Çok sağ olun. Için. Kıymetli ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sağlık, teşekkür. Evet.